Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Ahmet gördü bir koru, düştü gönlü hevese, tuttu dişi bir kumru, koydu onu kafese. Küçük kız kardeşi, dedi ver onu bana, severdi o ay kızı, dedi al olsun sana. Kumrunun eşi akşam, boş bulunca yuvayı, ah çekti buram buram, aradı hep ovayı. Sonunda buldu dostunu, ay kızın duvarında, geldi serdi postunu, kafesin kenarında. İki kumru gündüz gece, konuşur söyleşirdi, ay kız dedi iyice, bir zalimim ben şimdi. Eşini ettim esir, yoldaşı gelmiş ağlar, ya Rab bu insan nedir, niçin kuşları bağlar? Bu sözleri söylerken, açtı küçük zindanı, iki kumru uçup birden, boyladılar ormanı. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda, bir tüccarın dünya yüzünde yalnız çok sevdiği bir kızı varmış. Kızının adı Akçiçek imiş. Annesi küçükken öldüğü için bu tüccar kızına hem babalık hem annelik etmiş. Bundan dolayı da bu güzel kızını hiç yanından ayırmazmış. Ama günlerden bir gün tüccar hacca gitmeye karar verdi. Bir tek derdi vardı, acaba kızını ne yapacaktı? Ve kızını kime emanet edeceğini düşünmeye başladı. Babasını böyle düşünceli gören Akçiçek ona dedi ki, ''Babacığım, sen benden dolayı hiç merak etme. Evimize bir senelik yiyeceğimizi, içeceğimizi koy, kapıyı üzerimizden taşlarla ördür. Ben dadımla beraber evde içeride kalırım. Sen gelinceye kadar biz evden hiçbir yere dışarıya çıkmayız.'' Babası Akçiçek'in bu sözlerini ve bu tedbirini beğendi. Onun dediği gibi de yaptı. Evi bir senelik ihtiyaçlarına yetecek kadar azıkla, yemekle doldurduktan sonra onun kapısını taşlarla ördürdü. Ve kızıyla dadısını Allah'a emanet ederek hacca gitmek üzere yollara düştü. Akçiçeğin böyle bir evde kapalı kaldığını o memleketin padişahın oğlu da işitti. Ve evde bir sene kapalı kalmaya karar veren bir kızın nasıl olduğunu, ne düşündüğünü ve ne hülyalar kurduğunu anlamak istedi. Şehzade de kendisine kalbi zengin, ruhu derin bir eş arıyordu. Ve şimdiye kadar namzetler arasında, vezir kızları içinde, tüccar kızları içerisinde gönlüne göre birisini bulamamıştı. Şehzade, belki bu kapısı taşlarla örülmüş evde gönlümün aradığını bulabilirim diye bir ümide düştü. Şehzade şöyle bir plan yaptı. Şehzade kıyafetini değiştirecek, bir koca karı kıyafetine girecekti. Sonra da yanına bir şişe pekmez alacak ve kızın evinin kapısına gidecekti. Şehzade aynen planladığı gibi yaptı. Bir gün koca karı kıyafetine girerek yanına da bir şişe pekmez aldı. Ve Akçiçek'in
kapısı taşlarla örülü evinin önüne giderek orada şöyle bağırmaya başladı. Pekmezci anneyim, pekmez satarım, gamlı gönüllere sevinç katarım. Tatlı masallarım ruhlara ilaçtır, kalplerden her derdi söker atarım. Ak kız evin dışından gelen bu sözleri duyunca merakla dinledi. Dışarıda yine pekmezci anne kıyafetine girmiş şehzade, sesini de incelterek aynı ihtiyar bir kadın gibi ''Pekmezci anneyim ben, güzel pekmezler satarım, gamlı olan gönüllere sevinçler katarım, tatlı güzel masallarım ruhlara ilaçtır, kalplerden her derdi söker atarım.'' Akçiçek bu sözleri söyleyen kadını çok merak etmişti. Babası da kendilerine pekmez almayı unutmuştu. Ayrıca Akçiçek'in yalnızlıktan canı çok sıkılmaya başlamıştı. Çünkü dadısı hiçbir masal bilmiyordu ve çok da konuşmuyordu. Akçiçek merakla kapının önüne geldi. Pekmezci anneye şu sözleri söyledi. ''Çok rica ederim pekmezci anne, komşudan çık da şu damın üstüne, hem pekmez sat bize, hem de söyle bir masal. Masalın ilaçmış kalpteki hüzne.'' Bunları duyan pekmezci anne hemen komşunun kapısını vurdu. Evin hanımından dama çıkmak için izin istedi. Komşu kadın da akçiçeğe acıdığı için pekmezci anneye izin verdi. Koca karı kılığındaki şehzade hemen dama çıktı. İple pekmez şişesini aşağıya sarkıttı. Akçiçek de pekmezin parasını ipe bağladı. Pekmezci anne de ipini yukarıya çekti. Pekmezi alıp parayı verdikten sonra Akçiçek pekmezci anneye bir masal söylemesini rica etti. Pekmezci anne de peki diyerek Çiçek Kız ile Çiğdem Kardeş masalını anlatmaya başladı. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski harman içinde, babamın 9 arısı vardı, dünyalar başına dardı. Sayar alırdı içeri, sayar ederdi dışarı. Ben de göz kulak olurdum az çok. Bir gün baktım ki biri yok. Gayrı unuttum gazı, tuzu, çıkardım kümesten çil horozu. Boynuna vurdum kıldan başlığı, ne kayalığı düşündüm ne taşlığı. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi sürdüm dolu dizgin. Ben ondan üzgünüm, o benden bezgin. Neyse, yıldızları saya saya, ulaştık bir gün güneşe aya. Bir de baktım ki, ne bakayım, bizim arı neylemişler, etmişler, sarı öküze eş etmişler. Koşmuşlar çifte çubuğa, dayanır mı böyle bir boyun durağı? Boynu, boğazı yaralar içinde kalmış, yüzü, gözü alkanlar içinde kalmış. Açtım ağzımı, yumdum gözümü, söyledim adama son sözümü. İster maval deyin, ister masal, oturup bir masal kuralım. Harfi var, noktası yok, yazacak ustası yok, dinleyin şimdi. Çiçek kız kim, Çiğdem kardeş kimdi? Bir varmış, bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Develer tellal iken, keçiler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, memleketin birinde arangu mu derler ne derler, ağzı kara, yüzü kara, 10 parmağı yağlı kara biri varmış. Cim karnında bir noktaymış ama kendini dev aynasında gördüğü için mi nedir, burnu Kaf Dağı'nda gezer, gördüğünden göz kirası istermiş. Beleş olsun da onun için
İncili çavuşun incili kaftanı olmazsa Nasreddin Hoca'nın yamalı hırkası olsun, öper başına kormuş. Velakin mal canın yongasıdır. Kim bir tüyünü verir ona, eloğlu dehter de sürüp giderse, yok mu gayrı köpürür küplere biner, karasını boyasını bulaştırmadık bir yerini bırakmazmış adamın. Bu yüzden yedi köyden kovulmuş ama neye derler ki huy canın altındadır diye her gittiği yere huyunu suyunu da bile götürürmüş. Taş olsa dayanır mı onun bu haline? Günün birinde ağzı yumuk hatuncuğu kahrından, zehrinden göçüp gitmiş. Adamın gözleri bile yaşarmamış ama boynu bükülü kalan iki kuzucuğu ana diye meleyip durmuş ardından. Bir gün böyle, beş gün böyle derken akşamın bir vaktinde babaları olacak bunları dizi dibine oturtmuş. Bire yumurcaklar demiş, ne diye başımı ağrıtıp duruyorsunuz? Ananız olacak gidip de gelmeyenlerin gittiği yere gitti. Bir daha döner mi? İlla bir ana istiyorsanız telli pullu birini bulup getireyim. Ama bir güne bir gün bir teline dokunursanız alimallah derinizi yüzerim sizin diye bir de gözdağı vermeye başlayınca kuzucuklar, biz ne telli ana isteriz ne pullu ana isteriz. Biz onu isteriz, ekmeğimizin katığı anayı, başımızın yastığı anayı diye tutturmuşlar ya, onların ahına vahına kim bakar? 3 gün geçmiş geçmemiş, telli pullu biri gelip analarının yerine kurulmuş, adı da yalangu mu neymiş? Kuzucuklar onda bir ana kokusu bulamadıkları için ana demeye dilleri varmamış ama korku belası bir dediğini iki etmemişler. Öyle iken yalangu bir güne bir gün ana olup da yüzlerine gülmemiş. Hele veren Allah kendine bir evlat vermeyince o iki yetim iki diken olup gözlerine batmaya başlamış. Gayrı evin içinde görmek ister mi onları? Saman altından su yürüterek başlarında bir dolap çevirmeyi kurmuş. Böylelerine dolap mı yok? Bir gün sandığını sepetini toplayıp kapının ardına yığmış. Arango olacak yağlı kara, akşam eve dönüp de onu öyle görünce, ''Ne o karıcığım?'' demiş. ''Bir ayağın üzengide baba evini mi göresin geldi yoksa?'' Yalangunun ağzı yalan yuvası, yalana dolana bulanacak değil ya. ''Vallahi efendi'' demiş. Bu evin eşiğinden adım atalı, alnıma bir ağrıdır yapıştı. Şimdiye kadar dişimi sıkıp kimselere demedim ama Allah'tan olacak, bugün bir kurşuncu nine uğramıştı. Bari bir kurşun döktüreyim dedim, döktürmez olsaydım. Koca nine bir gözüme başıma baktı, bir de döktüğü kurşuna baktı. Vah, vah hatuncuğum! Daha da pek tazesin, söylemeye dilim varmıyor ama oğlan mı desem, kız mı desem, taşının üstünde iki karaltı var. Sen bunları başından atamazsan, onlar senin başını yiyecek demesin mi? Neye uğradığımı bilemedim. Düşündüm, taşındım. Senin yumurcaklardan gayrı kim olabilir bu iki mahluk? Doğrusu canımı yabanda bulmadım. Ana evine dönüyorum ben. Sen de ne halin varsa gör onlarla. Doğuran ben değilim, dokuyan ben değilim deyip de elini mandala atınca kocası ellerine sarılmış. Aman diyeyim karıcığım, bu uğursuzları benim başıma bırakıp da nereye gidiyorsun? Sen bir yana, dünya bir yana. Yarından tezi yok, ben onları başımızdan atarım. Gayrı ne kara ağrı çekersin, ne kuru ağrı. Ekmek elden, su gölden. Günümüzü gün ederiz ve selam.
Körün istediği iki göz, yalangunun istediği böyle bir söz. O gece kuzucukları ne direğe bağlamışlar ne de ayaklarını dağlamışlar. Sabahleyinde bir ses çalmış kulaklarına. Anne sesi gibi ılık, anne sesi gibi titrek. Bir de gözlerini açmışlar ki üvey anaları baş uçlarında gülümseyip duruyor. Anne bakışı gibi tatlı, anne bakışı gibi ürkek. Yıllardır unuttukları ses, unuttukları bakış. Bu sesin, bu bakışın altında ne tuzaklar saklı olduğunu ne bilsin kuzucuklar? O anda olanca çektiklerini unutup anne diye öyle bir atılmışlar ki kollarına, acep yürek olur da dayanır mı? Lakin o taş yüreklinin bir tüyü bile titrememiş. Yine sesine o sesi, bakışına o bakışı vererek, kuzucuklar demiş, bugün günlerden eğrilce. Böylesi günde kim elini işe sürerse eli eğrilir, kim diline yalan dolarsa dili eğrilir. İyisi mi ne siz kuyudan su çekin, ne de ben dolap çevireyim bugün. Babanız elinizden tutup kırlara götürsün. Akşama kadar koşup hoplayın. Çiçek, çiğdem ne bulursanız toplayın. Ben de kapıda karşılar, kucaklarım sizi. Daha yaşları ne, başları ne? İnanmışlar, kanmışlar. Düşmüşler babalarının önüne kurbanlık kuzu gibi. Az gitmişler, buz gitmişler, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, dere tepe düz gitmişler. Gide gide, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere yetmişler. Babaları bir ağaç altına çekilip oturmuş. Ama onlar ne dinlenmiş ne durmuş. Çiçek derlemişler demet demet, çiğdem toplamışlar sepet sepet. Daha da gül mü koparmamışlar sarısından alından, sapan mı yapmamışlar söğüdünden dalından derken akşam vakti gelip çatmış. Hemen babalarının yanına dönmüşler. Ama yalan mı desem, gerçek mi desem, kan uykuda bulmuşlar, onu uyandırıncaya kadar da akla karıyı seçmişler. Kuzucuklarım demiş babaları, siz mi oyuna daldınız, ben mi uykuya daldım? Bakın, bir karanlıklar sağım sağım sarılıyor. Neredeyse kötü gece üstümüze çullanacak. Belanın büyüğü yolumuzun üstünde bir de orman var. Her benim diyen yiğit geçemez geceliğin. Kurda kuşa yem olmaktansa bu geceyi burada geçirelim. Ne olacak sanki? Altımız taş, üstümüz tokaç değil ya. Kadife gibi yemyeşil, yeşillik, sere serpe yatarız. Sabah sabah da evin yolunu tutarız. Baba böyle demiş ama kuzucukların yüreğine bir korkudur düşmüş. Ya bizi bırakır da giderse diye. Gülüp eğlendikleri içlerine zehir olmuş. Eline ayağına sarılarak, ne olur baba kıyma bize, tek götür de evimize, bağlarsan yine bağla direğimize. Kuzucuklar böyle deyip yalvarıp yakarmaya başlayınca babaları, o nasıl söz kuzucuklarım, bu kötülükleri de hangi şeytan aklınıza düşürdü? Ben sizi yazıda yabanda bulmadım ki kırda bayırda bırakayım. Et tırnaktan ayrılır mı? Hangi kuş yavrusunu yuvadan atar? Haydi bana inanın da şu korkuyu üzerinizden atın. Atamazsanız gelip eteğimin üstünde yatın. Sabaha kadar bir gözümü bile yummam, başınızı beklerim. Babaları böyle demiş, daha da ne diller döktüyse dökmüş. Kuzucukların birini bir eteğinin üstüne yatırmış, diğerini bir eteğinin üstüne. Daha nesine korksunlar, nesine uyumasınlar mışıl mışıl.
Böyle bir uykuya yatan hiç uyanmasın mı? Sabah sabah uyanıp bakmışlar ki ne görsünler? Babalarının yerinde yeller esiyor. Kuzucuklar korktuklarına uğrayınca vurulmuşa dönmüşler. Gözlerinden yağmur gibi yaş dökmüşler. Neden sonra bacı demiş küçüğü, gördün mü başımıza gelenleri? Bu Allah'ın dağında ne yapacağız şimdi? Eh, insanı kendi babası atıp gittikten geri, kader neyse öyle olur gayri. Kaderimiz olsaydı anamız sağ olurdu, anasız kuzuları kurt kapar elbet. Ne yapalım biz de bundan geri, kuzu gibi, kuzucuklar gibi, çiçekler, çiğdemler gibi yaşarız kardeşim. Çiçekler, çiğdemler korkmaz mı bacı? Allah korur onları kardeş. Çiçekler, çiğdemler acıkmaz mı bacı? Toprak ana doyurur onları kardeş. Çiçekler, çiğdemler susamaz mı bacı? Gür dede, gür gür dede su verir kardeş. Çiçekler, çiğdemler üşümez mi bacı? Gün nine, gün gün nine ısıtır kardeş. Dediğin doğru bacı, o eve dönüp de bir direğe bağlanmaktansa bu dağlarda çiçekler, çiğdemler gibi yaşayalım daha iyi. Onları koruyan Allah bizi de korur inşallah. İki kardeşin arasındaki bu konuşmalardan yüreklerine öyle bir su serpilmiş, öyle bir su serpilmiş ki gayrı bu ana kuzuları dağların birer çiçeği, birer çiğdemi olmuş sanki. Bir var ki ötekiler gibi öyle bir yere dikili kalmamışlar. Ayakları ne yana çekerse o yana gitmişler. Elleri neye yetişirse onu yemişler. Akşamları da ağaç kovuğu mu olur, mağara oyuğu mu, neresini bulurlarsa başlarını oraya sokar, sabahları da kuş sesleriyle uyanırlarmış. Bir gün yokuşlarda ter dökerek, inişlerde tırnak sökerek giderken önlerine öyle bir dağ dikilmiş. Öyle bir dağ dikilmiş ki ne dolanı dolanı çıkılır ne tırmana tırmana. Ha işte bu dağın böğründe bir yol, bir iz ararken görmüşler ki ne görsünler? Gözleri ışıl ışıl, tüyleri kolan kolan bir kurt bir çalı dibinde inildeyip duruyor. Meğer kurdun ayağına öyle bir çakır diken saplanmış, öyle bir çakır diken saplanmış ki nasıl diyelim, kara saplı bıçak gibi ta varıp kemiğine dayanmış. Desen ol da başını öte yana çevir bakalım. Arangu baba değilsin, yalangu ana değilsin. Çiçek bacı da ne bu candan olursam demiş, ne bu ceylandan olursam demiş, dişini tırnağına takarak varmış, bir tutuşta çekip çıkarmış dikeni. Kurt ne yapacağını şaşırmış, bir doğrulmuş, bir doğrulmuş, tomruk kadar olmuş. Bir yumulmuş, yumruk kadar kalmış ve başlamış kızın eline, eteğine. Sonra hikmet-i hüda ile kurt dile gelip, ''Çiçek bacı, elin ayağın dert görmesin. Beni öyle bir dikenden kurtardın, öyle bir dikenden kurtardın ki ta iliğime işlemişti. Bugüne bugün kuru canımı size borçluyum. Ne yapsam hakkınızı ödeyemem ama yine de ne dilerseniz başım üstüne.'' Kurdun dile gelip de insan gibi laf ettiğini görünce çiçek bacı bir yaşına daha girmiş. ''Kurt kardeş'' demiş, ''bu dağlara düşenin ne dileği olur? Bir delik gedik bulabilir de çıkarabilirsen bizi bir su başına çıkar.'' Bu söz üstüne kurt kardeş önlerine düşmüş, kurt gitmiş, onlar gitmiş, kurt gitmiş, onlar gitmiş. Kah yamala yamala, kah yumula yumula derken onları öyle bir yere çıkarmış ki cennet misali.
toprağı cevher, suyu kevser, yaratan neler yaratıyormuş meğer. Kurdun bile gözü gönlü açılıp, çiçek bacı demiş, bu yayla geyik yaylasıdır. Burada sizin tüyünüze bile dokunan olmaz. Dünya bu, bir gün olur başınız darda kalırsa, şu tüyü yele verin, kurt dediğin yelin estiği yana gittiği için, o gelir, yolda belde bulur beni, ben de yetişir, nerede olursan bulurum seni deyip, üstünden bir tüy vermiş, vermesi ile de gözden kaybolması bir olmuş. Geyik kardeşle çiçek bacı buna bir akıl sır erdirmeye çabalarken, bir de başlarının üstündeki ağaç eğilip de insan gibi konuşmaya başlamasın mı? Çiçek bacı, ne var ağaç? Karnın aç mı? Aç. Alın size bir dal yemiş, ne niyete yerseniz o tadı verir demiş. Onlar da yemişler, içmişler, Yaradan'a şükretmişler. Gerçekten o yayla geyik yaylası, bu ağaçta perili ağaçmış. Yamaçlarında geyik kuzuları meleşir, ağaçlarında peri kızları bekleşirmiş. Bir misli menendi daha bulunur mu böyle bir yerin? Burada geyiklerin tüyünden tüy alarak, perilerin huyundan huy alarak her gün bir arpa boyu büyümüşler. Zaman dediğin nedir ki? Yel gibi gelip geçmiş. Geyik kardeş 14'ünü doldurmuş, 15'ine basmış. Çiçek bacı da 16'sını bitirip 17'sine girmiş ama yıllar yılı ne bir insan yüzü görmüş ne de bir insan sesi duymuşlar. Günlerden bir gün bir gürültü ile uyanmışlar. Hemen bir çıkılmaz ağaca çıkıp bakmışlar ki avcılar dağı taşı ok yağmuruna tutmuş, geyik kuzularına aman zaman verdikleri yok. Meğer avcı sandıkları üç oklar padişahının oğlu değil miymiş? O gün nereden estiyse aklına adamlarını alıp ava çıkmış. Var varanın, sür sürenin derken gelip bu yaylaya dayanmış. Bir de başını kaldırıp bakmış ki ağaçta bir kız. Ay ile bahtetmiş, gün ile doğuyor. Şehzade bir görüşte vurulmuş kıza. Gayrı ne geyiği gözü görmüş ne kekliği. Aklı fikri ağaçta kalıp seslenmiş aşağıdan. Peri kızı, güzel kız, sen hangi dağın gülü, hangi bağın bülbülüsün? Ben mi? Ben ne bir dağın gülü, ne bir bağın bülbülüyüm. Bu yaylanın bir çiçeğiyim. A çiçek kız, çiçek kız, buralarda kuruyup döküleceğine, götüreyim gel seni bizim ellere, güzelleşsin soyumuz, destan olsun dillere. Ay yiğit, ben yaylamı değişmem öylesine ellere, ağzım yandı, inanmam böylesine dillere. Çiçek kıza, ne diye bu dağ başında kurda kuşa yem olacaksınız? Köşküm sarayım ne güne duruyor, gelin götüreyim sizi. Kardeşin kardeş olsun bana, sen de ne dilersen mürüvvetine, ister bahtına eş ol, ister bağrıma ateş ol, tek şu yüzün gülsün de. Çiçek kız içini çekmiş, şehzadem görüyorsunuz ya, ben bahtı karanın biriyim, ne ocağım yanar ne dumanım tüter. Kendi evine ocağına sığamayan saraylara sığar mı? Kim bilir sarayda daha kimler var? İnsanın anası babası kanına susarsa onlar ne yapmaz ki adama? Ya bir de sizin gözünüzden düşürürlerse ne dayanacak dalımız kalır, ne yaslanacak dağımız kalır. Dünya büsbütün zindan olur başımıza. Hani üstünüze bir toz kondurmak gibi olmasın ya, insanlardan ağzımız yandı bir kere. İyisi mi Allah kalbinize göre versin, siz yine bizi burada unutun. Şehzade
ne diyeceğini bilememiş. Çiçeklerden çiçek kız demiş. Yılmasına insanlardan gözünüz yılmış ama beş parmak bir olmaz. İnsan vardır evladının kanına ekmek doğrar arango gibi. İnsan vardır güneşe bile karasını bulaştırır yalango gibi. Velakin öyle insanlar da vardır ki herkesin yoluna başını kor, her yıkılan köprüye götürür taşını kor. Gülden gönüllü, bülbülden tatlı dillidir insan. Hele senin gibisi, senin gibisi. Bu dünyaya ne gelmiş ne gelir. Şimdi o gün dedim, bugün de derim, yarın da. Ömrüm sensin, günüm sensin. Gel götüreyim seni bizim ellere. Güzelleşsin soyumuz, destan olsun dillere, dillere deyip de melul mahzun bakınca çiçek kız gayrı ne gitmem demiş o ellere, ne inanmam demiş bu dillere. Gözlerinden iki damla yaş düşmüş önündeki sellere. Irmak bu iki damlayı alıp gitmiş, şehzade de o iki kuzucuğu alıp gitmiş. Bu masal da burada bitmiş. Bundan ötesi şenlik, mutluluk. 40 gün 40 gece toy düğün etmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Masal bitince Akçiçek bu masalı çok beğendi ve Pekmezci anneye çok teşekkürler etti. Ondan rica etti ki her gün bir şişe pekmez getirerek bir masal söylemesini istedi. Pekmezci anne de yarın geleceğini vaat ederek oradan ayrıldı ve gitti. Şehzade saraya döndüğü zaman düşünmeye başladı. Akçiçeği ilk görüşte sevmişti, kalbi ona ısınmıştı. Şehzade sabahı zor etti. Ertesi sabah yine pekmezci anne kıyafetine girerek Akçiçeğin taşlarla kapısı örülmüş olan evinin önüne geldi. Yine ''Pekmezci anneyim ben, pekmez satarım, gamlı gönüllere sevinç katarım, tatlı masallarım ruhlara ilaçtır, kalplerden her derdi söker atarım.'' diye bağırmaya başladı. Bunu duyan Akçiçek kız hemen yine kapının önüne geldi ve ''Çok rica ederim pekmezci anne, komşudan çık da şu damın üstüne, hem pekmez sat bize, hem söyle masal, masalın ilaçmış kalpteki hüzne.'' dedi. Pekmezci anne de yine dün yaptığı gibi komşu kadının kapısını vurdu, evin hanımından izin aldı ve dama çıktı. Pekmez alışverişi bittikten sonra Akçiçek pekmezci anneden bir masal anlatmasını rica etti. Pekmezci anne de şimdi sana altın saçlı kız masalını anlatacağım dedi ve masalı anlatmaya başladı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde bir adam, karısı ve bir de kızı yaşarmış. Bu kızcağız ay desen aydan, güneş desen güneşten güzelmiş. Onların yalnız bir buzağları varmış. Gel zaman, git zaman kızcağız büyümüş, evlenme çağına gelmiş. O zaman da annesi hastalanmış. Kız çok üzülmüş, lakin ecele çare var mı? Kızın annesi kocasını yanına çağırıp ona vasiyet etmiş. Ben öldükten sonra kızımı ellerde hor etme, buzağıyı ona ver demiş. Çok geçmeden kızın annesi ölmüş. Babası anasının vasiyetini tutup buzağıyı kızına vermiş. Lakin kız annesinin ölümüne gece gündüz ağlayarak üzülürken kızın babası ev kadınsız olmaz. Kızım da anasının ölümüne ağlayacağına belki yüzü güler diye düşünmüş. Kızın babası kızı olan dul bir kadınla evlenmiş. Bu kadın pek kinli bir kadınmış.
Eve gelir gelmez kızın elbiselerini almış, kendi kızına giydirmiş. Üvey kızının daha güzel oluşunu kıskanıp onu her gün döver, hor görür, aç bırakır, bütün işleri ona yaptırırmış. Kızcağız gündüzleri buzağı otlatır, yün eğirir, akşamları da boş durmaz, sürekli çalışırmış. Böylece 2 yıl geçip gitmiş. Günlerden bir gün kızcağız sabah erkenden buzağıyı alıp otlatmaya götürmüş. Gitmiş gitmiş bir derenin kenarına varmış. Kızcağız orada oturmuş dururken öz anasını hatırlamış ve başlamış ağlamaya. Ağlaya ağlaya uyuyakalmış kızcağız. Buzağı ise otlaya otlaya derenin öteki tarafına geçmiş. Kız gözlerini açınca buzağının uzaklaştığını görmüş ve hemen onu yakalamak istemiş. Lakin dereden geçerken yün eğirmekte kullandığı örekesi suya düşmüş. O anda üvey annesinin ona vereceği cezayı düşününce daha da çok ağlamaya başlamış. Bu derenin yanında yaşlı bir kadın yaşarmış. Yaşlı kadın kızın ağladığını duyunca onun yanına gelmiş ve demiş ki, ''Kızım, niye ağlıyorsun? Ne oldu sana?'' Kız, ''Niye ağlamayayım? Ben her gün buzağıya bakarım, öreke ile yün işlerim. Ben buzağımı kurtarayım derken örekemi dereye düşürdüm. Akşam eve gidince üvey annem kim bilir beni nasıl döver?'' ''Ağlama kızım, ben seni mutlu ederim. Sen otur da benim başımı bekle. Ben senin dizlerinin üzerinde biraz uyuklayayım. Başıma bakarken önce beyaz su, sonra yeşil su geçer. Beni sarı su geçene kadar uyandırma. Sarı su geçince uyandırırsın. Anladın mı kızım?'' demiş ihtiyar kadın. Kız, ''Anladım nineciğim'' demiş ve onun başına bakmaya başlamış. Yaşlı kadın başını kızın dizine koyar koymaz uykuya dalmış. Birazdan yaşlı kadının başından beyaz su, sonra yeşil su geçmiş. Kız onu uyandırmamış. Sarı su geçmeye başlayınca, ''Nineciğim, sarı su geçmeye başladı'' demiş. Yaşlı kadın uyanınca o sarı su ile kızın başını ovalayıp demiş ki, ''Sakin ol kızım, başını çözme, sakın banyo yapma'' diye tembih etmiş. Kızcağız akşam eve gittiğinde üvey annesi kızının kolunda örekeyi göremeyince sorgusuz sualsiz kızcağızı dövmeye başlamış. Dövmekten yorulunca herkes uykuya yatmış. Gecenin köründe herkes uyurken üvey anne uyanmış. Karanlık evin içinde dolaşırken üvey kızının yanına gitmiş. Bir de bakınca ne görmüş? Kızın saçları altın tellere dönüşmüş. ''Hemen uyan, saçlarını nerede ve nasıl bir suyla yıkadın?'' demiş. Lakin söylenirken aynı zamanda kızı dövmeye başlamış. Zavallı kızcağız ne yapacağını bilmediğinden her şeyi anlatmaya mecbur kalmış. Dere başında yaşlı bir kadın yaşıyor. O benim başımı sarı su ile yıkadı, mendille bağladı. Bu sözleri işiten üvey anne sabahın gelmesini dört gözle beklemeye başlamış. Sabah olunca kendi kızını uyandırıp işin aslını ona da anlatmış. Üvey annenin kızı buzağıyı da alıp derenin kıyısına gitmiş. Annesinin dediği gibi yapmış. Dereye atlayıp örekesini düşürmüş, sonra da ağlamaya başlamış. O zaman yaşlı kadın yine ortaya çıkmış. ''Niye ağlıyorsun kızım?'' diye sormuş. Kız, ''Niye ağlamayayım? Ben her gün buzağıya bakarım, sonra öreke ile yün işlerim. Ama şimdi burada buzağımı gezdirirken dereye düştüm. Örekem de suya düştü, gitti. Akşam eve gittiğimde üvey annem beni kim bilir nasıl döver?'' Yaşlı kadın kızın kurnazlığını anlamış. ''Sen otur da benim başıma bak. Ben senin dizlerinin üstünde bir uykuya dalayım. Başımdan beyaz su, sonra sarı su geçer. Beni uyandırma.
yeşil su geçince uyandır demiş. Kız yaşlı kadının başına bakmaya başlamış. Beyaz su geçiyor, sarı su geçiyor, uyandırmıyor. Yeşil su akmaya başlayınca uyandırmış. Yaşlı kadın akan yeşil suyla kızın başını ovmuş. Kız sonra güle oynaya evin yolunu tutmuş. Yine gecenin bir vaktinde anası uyanıp kızının başını çözmüş. Çözmüş ama ne görsün? Kızın saçları yeşil dallara dönüşmüş ve bu dallarda hıyarlar varmış. İşte bugünden sonra bu kızın adı Hıyar Başlı Kız olarak kalmış. Ona hiçbir kimse kulak asmazmış. Ama Altın Başlı Kız günden güne daha da güzelleşmiş. Günlerden bir gün Hıyar Başlı Kız'ın annesi öz kızını yanına alıp düğüne gitmek için hazırlanmaya başlamışlar. Altın Başlı Kız, "Beni de alınız, düğüne beraber gidelim." demiş. Üvey annesi, "Senin düğünde işin yok, otur evde yün işle." diye ona bağırmış. Altın Başlı Kız evde bir başına kalıp ağlamaya başlamış. O anda yaşlı kadın yanına gelivermiş. "Neden ağlıyorsun kızcağızım?" demiş. Kız, "Üvey annem beni evde bıraktı, benim buzağımı öldürdü. Kendi hıyar başlı kızını da alıp düğüne gitti. İşte bunun için ağlıyorum." Yaşlı kadın, "Kızcağızım, sen buzağının kemiklerini bana getir, onları gömeyim." demiş. Kızcağız buzağının kemiklerini getirip onları evin bahçesine gömmüşler. Sonra yaşlı kadın ayakkabılarını çıkarıp buzağı gömdükleri mezarın üzerine vurmaya başlamış. O anda çukur açılmış, içinden kapkara bir cin çıkmış. Yaşlı kadın cine, "Ey cin, bu kız için hemen bir elbise ve iki atlı fayton hazır olsun." diye emir vermiş. Cin gözden kaybolur kaybolmaz kızın üzerinde altın nakışlı kaftan, yaşlı kadının altın dizili kadife fesi, bilezikler, yüzükler, küpeler ve iki atlı fayton peyda olmuş. Kız giyinip yaşlı kadınla faytona oturup düğüne gitmişler. Fayton, hıyar başlı kız ile annesinin gitmekte olduğu gıcırdayan eski arabanın yanından geçmiş. Bir müddet sonra düğün yerine ulaşmışlar. Düğün bahçesine girdiklerinde bütün misafirler onları ayakta karşılamışlar. Altın saçlı kızı da gelinin yanına oturtmuşlar. Masal bitince Akçiçek bu masalı çok beğendi. Artık her gün pekmezci anne geliyordu ve ona güzel bir masal anlatıyordu. Akçiçek de masal bittikten sonra kendi duygularını pekmezci anneye anlatırdı. Akçiçeğin kalbindeki bütün arzuları, bütün isteği iki şeyden ibaretti. Birincisi babasına çarçabuk kavuşmak, İkincisi de pekmezci anneden hiç ayrılmamak. Akçiçek pekmezci anneyi çok seviyordu. Dünyada onun gibi bir kadın görmemişti. O her şeyi biliyordu, her soruya cevap veriyordu. Masalları çok güzel ve ahlakı yükseltecek ibretli hikayelerle doluydu. Bundan başka pekmezci anne güzel maniler, koşmalar, destanlar, İlahiler bile söylüyordu. Bunları dinlerken Akçiçek coşuyordu. Hatta dadısı bile teessüre gelerek ağlıyordu. Böyle aradan günler, haftalar, aylar geçti. Bir gün Akçiçek babasının hacılarla beraber gelmekte olduğu haberini aldı. O gün Akçiçek çok üzgündü. Bütün hacıların kapıları nakkaşlar tarafından yazılarla, nakışlarla donatılacaktı. Ama kendi kapıları ise çıplak kalacaktı. Çünkü bunu dışarıda yaptıracak hiç kimseleri yoktu.
Pekmezci anne yine o gün masal anlatmaya geldiğinde Akçiçek'in bu mahzun halini görünce bunun sebebini sordu. Akçiçek de üzüntüsünün sebebini ona anlattı. Pekmezci anne, "Sen üzülme kızım, ben bu işi pekala yapabilirim," dedi. Fakat Akçiçek yine mahzundu. Öteki hacıların akrabaları, dostları onları karşılamaya gidecekti. Yolda ziyafetlerle, ikramlarla evlerine getireceklerdi. Kendi babası ise bu gibi şeylerden mahrum kalacaktı. Akçiçek bunları Pekmezci anneye anlatınca Pekmezci anne onun babasına dünyada eşi görülmemiş bir karşılama yaptıracağını vaat etti. Gerçekten de Akçiçek'in babası padişahın vezirleri tarafından debdebe ile ihtişamlı bir şekilde karşılandı. Akçiçek'in babası bu muhteşem karşılamadan dolayı çok şaşırmıştı. Hayretler içerisinde kaldı ve sonra evine geldi. Taş duvarlarla örülmüş kapısındaki bu taş duvarı yıktı ve evinden içeriye girdi. Evinde kızını sağlıklı, afiyette görünce çok sevindi. Akçiçek ile babası o gün hasret giderdiler. İkinci gün Akçiçek'in babası padişah tarafından saraya davet edildi. Akçiçek'in babası bu davete çok şaşırdı. Acaba kızım ben yokken kötü bir şey yaptı da padişah beni cezalandıracak mı diye çok endişelendi. Akçiçek'in babası türlü düşüncelerle saraya kadar olan yolu büyük bir zorlukla kat etti. Sarayın kapısındaki görevliler Akçiçek'in babasını görünce hemen onu içeriye aldılar ve padişahın huzuruna çıkardılar. Padişah tüccarı büyük iltifatlarla karşıladı ve yanına oturttu. Sonra onu buraya çağırmasının hikmeti sebebini ona söyledi. Dedi ki, Allah'ın emri, peygamberin kavli ile kızınız Akçiçek'i oğlum için istiyorum. Tüccar büyük bir korkuyla geldi padişahın huzurunda. Böyle bir teklif alınca şaşırdı kaldı. Bir müddet olduğu yerde kala kalan tüccarın aklı başına gelince tüccar bu büyük nimeti ailesi için ebedi bir iftihar sebebi sayacağını arz etti ve padişahın teklifini kabul etti. Padişah ile Akçiçek'in babası bir hafta sonraya düğün yapılmasına karar verdiler. Akçiçek'in babası sevinçle padişahın huzurundan ayrıldı ve koşa koşa evine geldi. Akçiçek merakla babasını bekliyordu. Acaba padişah babasına ne demişti? Kötü bir şey mi olmuştu? Babasının koşa koşa eve geldiğini görünce biraz korkuyla onu selamladı. Ama babası büyük bir sevinç içerisindeydi. Ve babası Akçiçek'e padişahın kendisini şehzade için istediği haberini verdi. Ama Akçiçek bu haberden çok sevinemedi. Çünkü o pekmezci anneden ayrılırım diye korkuyordu şehzade ile evlenince. Ve Akçiçek babasına dedi ki, ben şehzade ile evlenirim ama bir şartım var. Eğer pekmezci anneyi de benimle beraber saraya alırlarsa şehzade ile evlenmeye razı olurum. Yok, pekmezci anneyi istemezlerse asla saraya gelin gitmem. Babası Akçiçek'in bu şartından çok şaşırdı ve kendi kendine bu pekmezci anne de nereden başımıza bela oldu diyerek çaresiz bir şekilde yine saraya geri döndü. Padişahın huzuruna çıktı ve padişaha durumu arz etti. Padişah bu şartı da kabul etti. Artık ortada hiçbir problem kalmamıştı.
padişah düğün hazırlıklarının başlaması için görevlilere emir verdi. Görevliler bütün şehirde ve sarayda gerekli hazırlıkları yaptılar. Ondan sonra 7 gün 7 gece süren çok güzel bir düğün başladı. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemekler pişirildi. Memleketteki bütün insanlar, fakirler, zenginler, yetimler, kimsesizler, tüccarlar, askerler, velhasıl bütün halk bu güzel düğüne iştirak ettiler. Şehzade ile Akçiçek'in mutluluğuna ortak oldular. Düğün bitince gelin hanım kendi evinden alındı ve büyük bir tören eşliğinde saraya getirildi. Tabii ki pekmezci anne de onunla beraber saraya gitti. Çünkü gelin hanım onun bir an bile yanından ayrılmasını istemiyordu. Böylece kız tarafı büyük bir şaşayla saraya geldi ve gelin hanım kendi dairesine yerleşti. İşte tam o sırada damadın geleceği vakitte pekmezci anne birden ortadan kayboldu. Biraz sonra şehzade gelin odasına girince Akçiçek'i ağlar bir vaziyette buldu ve ona niçin ağladığını sordu. Akçiçek, "Şehzadem, ne olur beni mazur görün. Ben pekmezci anneye çok alıştım. Ama şimdi o beni bıraktı ve ortadan kayboldu. Ben onsuz nasıl yaşayabilirim?" Bu sözleri duyduktan sonra şehzade olan biteni açıklamak üzere Akçiçek'in yanına geldi ve ona dedi ki, "Akçiçek, benim güzel karım, bundan sonra sen hep onunla beraber yaşayacaksın. Çünkü senin pekmezci anne zannettiğin o kadın, işte onun kıyafetine girmiş bir şehzadedir. Çünkü o şehzade seni görebilmek için o kılığa girmeye mecbur oldu. O şehzade ise şimdi karşında duran kocandır." Akçiçek duydukları karşısında çok şaşırmış ve duyduklarına inanamıyordu. Bunu gören şehzade, "İşte bak, başıma başörtüyü sarıyorum ve üstüme feracemi de atınca şimdi bak bakalım ben kimim." Akçiçek gördükleri karşısında hayretler içerisinde, "Evet, sen pekmezci annesin. Şimdi artık her şeyi anladım. Başörtünü çıkar. Sen benim kocam olarak hep birlikte mutlu ve mesut yaşayalım." Böylece her şey ortaya çıktıktan sonra şehzade ile Akçiçek yıllar boyunca mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşarlar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.